Nobel ödüllü Şilili şair Pablo Neruda'nın ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı. Neruda'nın ölümündeki şüpheler çürütüldü. 1973 yılında yaşamını yitiren Neruda'nın şoförü, şairin darbeden 13 gün sonra diktatör Augusto Pinochet tarafından zehirlendiğini iddia etmişti. Şoförün bu iddiası üzerine ölümünden 40 yıl sonra şairin mezarı açıldı ve gerekli incelemeler yapıldı. İncelemeler neticesinde şairin şimdiye kadar bilindiği gibi prostat kanserinden öldüğü netleşti. Ayrıca Amerikalı yetkililer Neruda'yı bizzat zehirlemekle suçlanan Amerikalı Michael Tovney'nin de o tarihlerde Florida'da olduğuna ilişkin kanıtlar olduğunu belirtti. Neruda'nın yeğeni Rodolfo Reyes yapılacak incelemeden sonra Pablo Neruda'nın aynı yere defnedileceğini belirtti. Neruda, şair ve yazar kimliğinin yanı sıra politikayla da iç içeydi. Şili Komünist Partisi'nin üyesiydi ve 1945 yılında senatör seçildi. Son olarak 1970 yılında Şili'nin Fransa elçisi olarak görevlendirildi. Sık sık Nazım Hikmet'i ve eserlerini öven Neruda, katıldığı bir kongrede Nazım Hikmet'in yanında "biz şair bile sayılmayız" demişti.